Muhterem kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Aslında ibadetler dört dediğimiz, bu ibadet üstüne dördüncü yaptığımız sohbeti salı günü olarak düşünmüştük ama değerli kardeşlerim, koronavirüs münasebetiyle evimizde kaldığımız bu günlerde inşallah sizlerle sohbet ederek vaktimizi değerlendirmek istedim. Hem de üstümde bir konu bu. Bunun yükünden de kurtulmak istiyorum. Çünkü bu ibadet konusu daha birkaç sohbet konusu olabilir. Biz hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerek bizi buluşturan Cenab-ı Allah'a hamd ederek bu güzel dinimizi bize tebliğ eden sevgili peygamberimize salat ve selam göndererek sohbetimize başlayalım. Değerli kardeşlerim, dünya hayatına Cenab-ı Allah'a ibadet etmek, kulluk etmek için gönderildiğimizi daha önceki ibadet bahislerinde anlatmıştık. Allah bizi bu dünyaya imtihan için gönderdi. Bakalım hangimiz daha güzel amel edecek, ona kullukta bulunacağız. Güzelin ölçüsü de İslam'dır. Onun kaynağı Kur'an ve sünnettir dedik. İbadet ise içten gelerek, gönüllü olarak, niyet ile Cenab-ı Allah'a onun istediği gibi emir ve yasaklarında itaat etmek, boyun eğmek demektir. Din-i mübini İslam'ı, onun aziz şeriatını yaşamak demektir. Değerli kardeşlerim, hiç şüphesiz bunun mükafatı çoktur. Bunların bir kısmını bahsetmiştik. Şu hadis-i şerifi tekrar hatırlayalım. Ettekrarı ahsen ve levkâne 180. Peygamberimiz bir gün terkisinde Ebu Muaz bin Cebel radıyallahu anh yola giderken, ya Muaz diyor, anam babam sana kurban ya Resulallah, buyur diyor. Bilir misin Allah'ın kullar üzerindeki hakkı nedir? Allah ve Resulü en iyi bilendir diyor. Ya Muaz, anam babam sana kurban, buyur ya Resulallah diyor atının terkisinde. Bunları geniş geniş anlatmıştık. Şimdi özet geçelim. Bilir misin kulların Allah üzerindeki hakları nedir bunu yaparlarsa? Allah ve Resulü daha iyi bilir diyor Muaz bin Cebel radıyallahu anh. O zaman Peygamberimiz diyor ki, eğer bunu yaparlarsa, yani Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmazlarsa, kulların Allah üzerindeki hakkı, yani Allah'ın üstüne düşen, layık olan anlamındaki hak, kullarını azap etmemektir diyor. Elhamdülillah. Değerli kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu bu dini, birkaç derste söylüyoruz, bu dünya hayatında biz rahat edelim diye, mutlu olalım diye, içimiz dışımız saadete gark olsun diye, sadece bireysel işlerimiz değil, aile, toplum, devlet, bütün işlerimiz, siyaset, iktisat, hukuk vesaire, bütün işlerimizi gayet rahat, güzel bir şekilde yapalım diye göndermiştir. Bizi bize tanıtmış, dünyayı tanıtmış, dünya hayatında nasıl bir hayat yaşarsak mutlu olacağımızı göstermiştir. Yani bu din bizim mutluluğumuz içindir. Allah'a ibadet de öyle. Bizim yaptığımız ibadetlerin menfaati sonuçta bize aittir. Buradan biz karlı çıkacağız, biz menfaat göreceğiz. Hem bu dünyada da hem ahirette de. Cenab-ı Allah'ın bundan bir menfaati yok. Biz Cenab-ı Allah'a isyan edersek Allah-u Teala'nın bundan dolayı bir zararı da yok. Zarar kendimizedir. İşte bütün bunları daha evvelki derslerimizde uzun uzun anlatmıştık. Kulluk, Cenab-ı Allah'ın emirlerine boyun eğmek. Evet, hayatı onun istediği gibi yaşamak. İslam, Allah'ın kanunlarıdır. Bölünme, parçalanma kabul etmez, iman, ibadet, hukuk ve ahlak esaslarıdır. Müslüman kendi hayatında bunu bir bütünlük içerisinde yaşar ve sadece Allah'a ibadet eder. Hesabını ona verir. Çünkü hayatı veren odur, rızkını veren odur, başına ne gelirse ondandır ve ölüm dahi o istediği zaman olur. Dünya bütün insanları bir araya gelseler, bir iyilik yapmak isteseler bir insana,
Hiçbir şey yapamazlar. Allah'ın ezelde takdir ettiği neyse o olur. Dünyanın bütün insanları bir araya gelseler, insana bir kötülük yapmak isteseler hiçbir şey yapamazlar. Allah'ın ezelde o insan için kaderine yazdığı neyse odur. O yazgı orada duruyor, levh-i mahfuzda. Kalemler kırılmış, mürekkepler kurumuş, iş bitmiştir. Onun için biz sadece ve sadece Allah'a karşı kuluz. Allah'ın dışındaki cümle mahlukata, varlıklara karşı müstakiliz, özgürüz, hürüz. İşte en güzel hürriyet budur. Bazıları hürriyeti çok yanlış anlıyor ve bir sürü sapıklıkların içerisine giriyorlar. Müslüman olmamaların cezalarını çok çeşitli bir şekilde çekecekler. Değerli kardeşlerim, ibadetlerimizin iman zaten inanmakla kalbin bir amelidir. Güzel ahlak kalbin bir amelidir. Görmüştük. Bedenle yaptığımız ibadetlerimiz vardır. Mesela işte namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, tasattukta bulunmak, kurban kesmek, Kur'an-ı Kerim okumak, Cenab-ı Allah'ı devamlı zikretmek, helal lokma kazanmak için dünyevi işlerimizi Allah'ın şeriatına uygun yapmak. Yani memursak, işçiysek, ziraatsak, tüccarsak, efendim sanatkarsak, her diye işi yapıyorsak onu Allah'ın şeriatına göre, Allah'ın kanunlarına göre, yani helal ve harama göre, yani muameleyi düzgün tutmak. Değerli kardeşlerim, bir de toplumsal hayatta böyle yaşıyoruz. Birbirimize kefil ve vekiliz. Birbirimize karşı sorumluyuz. İyilikleri yaymak, kötülükleri önlemek vazifemiz var. Onun için duyarlı olacağız, hassas olacağız. İyilik gördüğümüz zaman teşvik edeceğiz, tebrik edeceğiz. Kötülük gördüğümüz zaman da tepki vereceğiz. Ve diyeceğiz ki bu yakışıklık olmaz, bu zararlıdır. Bunun zararı sadece sende de kalmaz, bütün bir topluma yayılır. Yapma kardeş diye insanları uyaracağız. Ve sevgili Peygamberimiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı rehber edinerek, önder, lider edinerek, mürşit edinerek, onun izinde bu hayatı yaşamak. Biz de buna kısaca ne diyoruz? İttibai sünnet. Yani sünnete ittiba etme, uyma. Değerli kardeşlerim, bunları daha önceki derslerimizde görmüştük. Ve şunu da söylemiştik. Allah'ın bir kısım emirleri yapın diye başlar. İşte namaz kılmak, oruç tutmak gibi. Bir kısım emirleri de yapmayın diye başlar. Dünkü sohbetimizde bu haram kıldıkları, yasaklamış oldukları hususları görmüştük ve demiştik ki bunun menfaati de bizedir ya. Allah bir şeyi haram kılmışsa ya bizim canlarımızı korumuştur, nefislerimizin yaşaması içindir. Efendim, katili bunun için yasaklamış. Pis şeyleri yeme içmeyi, zehir yeme içmeyi mesela bunun için yasaklamış. Bizim için yani, bizim menfaatimiz için. Ya da insanların arasını bozulmayı önlemek için, barış ve huzur içerisinde yaşatmak için onları efendim yasaklamış bir kısım şeyleri. Mesela zulmü yasaklamış. Mesela tecavüzü yasaklamış. İşte mala tecavüz, cana tecavüz, ırz ve namuslara tecavüz vesaire. Mesela küfretmeyi yasaklamış. Efendim veya bizim ırzımızı, namusumuzu, şahsiyetimizi yani manevi kişiliğimizi korumak için yasaklamıştır. Gene menfaati bizedir. Allah Celle Celaluhu o yüzden zinayı, fuhşu, açık saçıklığı yasaklıyor. Dedikodu, gıybet, laf, kötülük getirme, insanlara hakaret etme, aşağılama, alay etme, kötü lakap takma vesaire vesaire. Bir kısım yasak koymuş da sevgili kardeşlerim, sonuçta aklımız var, mantığımız var, hikmetimiz var. Bunların üstünde düşünmeli. Ve Allah'ın bu emrinin kendisi için değil, bizim için olduğunu görmeliyiz. O yüzden Avrupalı, şu anda adını unuttuğum bir alim diyor ki, arkadaşlar isterseniz Müslüman olmayın ama İslam dininin emir ve yasaklarını kabul edin. Çünkü onun kanunlarını alırsanız, yapın ve yapmayın dedik, mutlu olursunuz. Şahsen de mutlu olursunuz, devlet ve toplum olarak da mutlu olursunuz diyor. İsterseniz Müslüman olmayın diyor adam. Ama yanılıyor. Dediği bir yerden doğrudur. Ama İslam hukuku, aziz şeriat ancak ve ancak ona yürekten iman edip
teslim olmuş olan insanların yapabileceği bir şeydir. Öyle ki jandarma olmasa da, polis olmasa da, mahkeme olmasa da, zindan olmasa da, devlet korkusu olmasa da, Müslüman Allah'a iman ettiği için Allah'ın kendisini her an gördüğünü, sözünü duyduğunu ve bundan öldükten sonra hesap vereceğini bildiği için kanunlara gönüllü itaat eder. Peki kafir Allah'a iman etmiyorsa, öldükten sonra dirilmeye iman etmiyorsa, menfaatinin, şehvetinin, hırsının karşısında onu bu kanunlara kimsenin görmediği yerde itaat etmeye ne mecbur eder? Etmez. O terbiye edilmemiş nefsinin gereği o günahları işler. O yüzden İslam hukukunun başarısı, ilahi hukukun başarısı, laik hukuk, beşeri hukuk, kulun yapmış olduğu kanun hukuklardan en büyük özelliği Allah'a imandır. Allah her şeyi görüyor. Kalbinde bir polis gibidir. İsterse dışarıda polis olmasın, devlet olmasın yani. Müslüman gene o doğruyu yapar. Değerli kardeşlerim, bu cihetten haramların da terk edildiği zaman kişiye olan menfaatini görmüştük. Ve demiştik ki bunun karşısında insanların durumu nedir? Değerli kardeşlerim, insanların bu konudaki durumunu hep beraber görüyoruz işte. Maalesef önce insanlar iki kısma ayıralım. Müslümanlar kafirler. Münafıklar da kafirlerin içerisindedirler. Yani Müslümanlar Allah'a iman ederler. Öldükten sonra dirilmeye iman ederler. Kur'an Allah'ın kelamıdır derler. Orada ilahi buyruklar var, emir ve yasaklar var derler. Bunlar bizi bağlar derler. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bu Kur'an'ı bize okumuş, anlatmış, açıklamış, uygulayarak da göstermiştir. Onun, peygamberimizin hayatı onun bir tefsiridir, yorumudur, açıklamasıdır. Uygulamasını bize gösteriyordur ve yapmaya gayret ederler. Kafirler ise bu saydıklarımızı kabul etmezler. Dolayısıyla Allah'a itaat etmezler. Şimdi Allah'a iman etmeyen, emirlerini yerine getirmeyen, yasaklarında kaçınmayan kafirlere burada diyeceğimiz bir şey yok. Bizim bugünkü sohbetimiz Müslümanlar içindir. Şimdi Müslümanları da bu noktada iki kısma ayırıyoruz. Birincisi aklını kullanan Müslümanlar. Allah'ı bilen, kendini bilen, hikmet sahibi, tefekkür sahibi, aklı başında insanlardır. Bunlar içtenlikle, samimi, ihlasla Cenab-ı Allah'a ibadet eder, itaat ederler. İnsanların bir kısmı vardır böyle. Neden? Çünkü bilir ki Allah kendisini yaratmış ve bu dini kendisi için koymuş ve bunu kendi menfaatinadır ve öldükten sonra da bu dine uyup uymadığından hesap verecektir. Eğer Allah'a isyan ederse cehennem var, itaat ederse cennet var. Cennet ve cehennem ve ahiret hayatı da dünya hayatı gibi geçici değil, sonsuza kadar devam edicidir. Öyleyse aklımı kullanmalıyım, Kur'an'ı okumalıyım, gereğince amel etmeliyimdir. Bir de itaat etmeyenler vardır. Bunlar maalesef ibadetleri ya yapmazlar, ya eksik yaparlar, ya Allah Celle Celaluhu'nun haram kıldığı yasaklardan kaçınmazlar veya eksik yaparlar. Şimdi bunların üzerinde biraz konuşalım. Her şeyden evvel bir Müslüman Cenab-ı Allah'a içtenlikle, samimiyetle, sadece Cenab-ı Allah'ın rızasını, hoşnutluğunu düşünerek Allah'a ibadet etmeli, emirlerine boyun eğmelidir. Kaldı ki bu emirlerin de kendi çıkarına olduğunu bilmenin aynı zamanda mutluluğunu da yaşamaktadır. Yani Cenab-ı Allah'ın emirlerini yerine getirmek zorlukla beraber hiç de bir faydası olmasaydı bile Allah emrediyorsa imtihan ediyor beni dünya hayatında.
Bana emretme yetkisi vardır. Ben de buna uymalıyım der yapardı. Bununla beraber Allah Celle Celaluhu'nun kendisine verdiği aklını kullanır Müslüman. Müslüman kalbi açık, basireti açık, hikmeti açık insandır. Kur'an'dan okuduklarını düşünür ve değerlendirir. Bilgi çok önemlidir. Önce vazifesini bilmek, sonra bu vazifesini yerine getirdiğinde alacağı ödülü, mükafatı bilmek, yerine getirmediğinde, yani günah işlediğinde cezasını bilmek, sonra dünya hayatında bu emirlerin ne gibi çıkargalı menfaat sağladığını, tüm bunları anlamak, kavramak, insanı amele götürmesi bakımından fevkalade önemlidir. Değerli kardeşlerim, bilirse insan yapar. Yapmasa bile o bilgi onun vicdanını sıkar. Ey Müslüman der, Allah'a inanıyorsun. Öleceksin ve dirileceksin. Sen nasıl bu emirleri yerine getirmezsin? Yarın Allah'ın yüzüne nasıl bakarsın? Cehennemde yanmak kolay mıdır diye kendi kendine vaz eder durur. O yüzden bir yapmaz, iki yapmaz, sonunda dayanamaz, yapar kurtulur. Çünkü görür ki Allah'ın emirlerini yerine getirmediği sürece morali bozuktur, canı sıkkındır, stres içerisindedir, bunalım içerisindedir, sırtında dağlar gibi yük taşıyordur, yaşama sevincini kaybetmiştir. Ne lan yapın da kurtulun der ve hemen namaz kılmıyorsa kılar, orucunu tutmuyorsa tutar, zekatını vermiyorsa verir. Bilen bir insan çok önemli. Biliyor ve yapmazsa başına neyin geleceğini biliyor. Sen bilmeyenden kork. Cahilden kork. Çünkü başına ne geleceğini bilmez. Adam günah işler, burnunun ucunda sinek dolaşıyor gibi. Halbuki bilgili olsa kafasında düşmek üzere kaldırılmış bir dağ var. Biraz sonra düşecek ve pestilini çıkaracaktır. Adam titre korkar ya. Ama bilmeyen adam ne olacak? Şimdi neye benzer bu? Dağdan sel gelmiş, yolu yarmış, almış, götürmüş. Adamın birisi de arabasına binmiş, müziği de açmış, keyfinden gidiyor böyle. Birden virajı döner dönmez, yolu sel götürmüş, uçurumla karşısında dayanır frene ama içinden geçmiştir. Langur, lungur, yuvarlanır gider ya. Halbuki biraz tedbirli olsa, o dağ yollarında hava, iklim şartlarına baksa, şuna baksa, baksa, yani biraz aklını kullansaydı bel bu kadar olmaz, zararı aza düşerdi. Veya daha faydaları, zararlıları da var. Nedir o? İşte bu adam yolda gidiyor böyle. Dedik işte sel gelmiş, yolu almış götürmüş. Bir adam çıkıyor karşısına, dur diyor adam, duruyor, ne var diyor. Abi buradan geri dön. Çünkü efendim sel yolu götürmüş, önünüz uçurum, buradan gidemezsin, geri dön diyor. Adam sana ne lan diyor. O güzelim ikazı, uyarıyı dinlemiyor. Teşekkür edecek yerde bir de azalıyor adamı, basıyor gaza gidiyor. Güle güle. Bizim bir arkadaşımız vardı da böylesin akılsız işlere. Güle güle kirlendirdi. Güle güle kirlen diyelim. Ne diyelim? Değerli kardeşler. Şimdi aklını kullansa bir Müslüman emirleri yerine getirir. Hem de seve seve. Ve bir müddet sonra o Allah'ın emirlerinin lezzetini tadar. Faydasını görür. Ya Rabbi sen ne güzel bir din vermişsin bana diye severek yapar. Teşekkür ederek yapar ve bundan mutluluğu kat be kat artar. Elhamdülillah. İşte bu akıllı bir insanın halidir. Bilgili bir insan, demin de söyledik, tekrar olsun, ettekrarı ahsen velev kerne 180 denmiş. Yani mükafatını görür, mükafatını bilir, alacağı sevabı bilir ve bunu heveslidir. Hoş,
daha iyi derecelere çıktığı zaman Müslüman bakar, yahu Allahu Teala'ya layık olduğu için, hak ettiği için, mabudun bil hak olduğu için ibadet etmek gerek. Ya ne efendim sevap ya da ne azap korkusu, bunlar eksik şeylerdir yani. Büyük velilerin dediği gibi bazıları anlamaz ve taneder Yunus Emre'ye. Cennet cennet dedikleri birkaç köşk de birkaç huri, isteyene ver anları. Bana seni gerek seni demiş. Hocam cenneti cehennemi küçük görüyor bu adam diyorlar. Ne küçük görmesi ya. Allah Celle Celaluhu'nun yanında cennet ne, cehennem ne, onun rızası. Allah'ın hoşnutluğunun vermiş olduğu zevki 1000 cennet olsa verebilir mi be adam? Ne diyor o? Cennet cennet dedikleri birkaç köşkte birkaç huri. Ben sana bunun için ibadet etmiyorum. Ben sana senin için ibadet ediyorum. Senin rızan için ibadet ediyorum. Ve ben esas cennet budur, mutluluk buradadır. Ben buna talibim. Sen o cenneti isteyene ver diyor. Rabiatul Adeviye, o büyük veli, sevgi kahramanı ne diyordu? Allah'ım cennet istediğim için sana ibadet ediyorsan beni o cennetine hiç koyma diyor. Cehennemden korktuğum için sana ibadet ediyorsan beni o cehennemden hiç çıkartma diyor. Ama seni sevdiğim için sana ibadet ediyorsam beni senden, sevginden ayırma diyor. Aklın yetmiyorsa sus bari. Allah'a menfaat karşılığı ibadet edilmez. Ama bunlar müstesna insanlardır. İnsanların çoğu kötü işçi gibidir. Sendikası var, pazarlık yapar. Efendim işverenle işte ücreti şu kadar yüze çıkaracaksın, aylık bu kadar 1000 olacak diye. Allah'la pazarlık yapılır mı ya? Allah hesapsız verir adam. Bırak, sen yap ve ona bırak. Kim namazın arkasından 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa, bazı hadislerde 34 defa diyor, Allahu Ekber der. Arkasında da La ilahe illallahu vahdehu la şerike le, lehul mülkü ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir derse, denizlerin, okyanusların köpükleri kadar çok günahı da olsa Allah onları affeder diyor. Bu şimdi bir küçük zikir. Acaba abdeste ne kadar, camiye gidişe ne kadar, namaz kılışa, cemaate katılışa ne kadar, efendim dualarına kadar sevap veriliyor. Bu kadarcık bir zikire bu verilirse. Aklına, hayaline gelmez. Sen o hadis kitaplarında Allah Celle Celaluhu'nun peygamber lisanıyla kendisine ibadet eden insanlara vaat ettiği sevabı bir gözden aklın yerinden oynar. Ve bazen hocam bu olur mu diye bana soruyorlar. Yani bu kadar sevap bu işe diyorlar. Ne sanıyorsun sen? Senin karşısında Allah var. Benim bir gariban sadaka verecek olsa 5 lira 10 lira bir ekmek bir yemek parası verir. Ağa verecek olsa herhalde 500 lira verir. Memleketin padişahı olsa bir kese altın fırlatır. Allah verirse sevabı nasıl verir? Onu hiç hesaplam. Sadece senin için de gerisini o versin. Bunu düşünen bir Müslüman yapılanların da kendi faydasının olduğunu görür. Bütün ibadetler kendi menfaatinadır. Gavur ne diyor? İsterseniz Müslüman olmayın fakat İslam kanunlarını uygulayın, faydalı göreceksiniz diyor. Bunu düşünen bir insan nasıl Allah'a ibadet etmez? Hele bir de Müslüman bir ev, doğan çocuklar helal lokmayla Bismillah diyerek büyütülüyor. Annesini namazda görüyor, babasını namazda görüyor. İlk oruca kalktıklarında bakıyorlar ki annelere ışık yanıyor, gece yarısı yemek yiyorlar. Tatlı tatlı da yemekler hazırlamışlar. Beni de kaldırın, hepimiz çocuktuk değil mi? Dövüşürdük annemizle, beni de kaldırın. Ve oruç tutmak için efendim öğleye kadar oruç tutardık. Öğlen başlardık ağlamaya. Anne niye ağlıyorsun? Acıktım. Oğlum ye. Ama orucum. Oğlum oruçsan sabret. Ama dayanamıyorum. Acıktım. Böyle kandırırlardı bize.
Anan işte yarısını alsın, babana sat orucun yarısını, satar yerdik filan. Ve orucu görerek büyürdük, namazı görerek büyürdük. Doğruluğu görerek bir çocuk büyürse, güzel davranışları görerek büyürse, sünneti yaşayan bir evde bir çocuk dünyaya gelirse, bütün güzel alışkanlıkları ağaç yaşken eğilir dedikleri gibi yaşken öğrenir ve bütün yalanı, dolanı, gıybeti, haramı hiç tanımaz ve bir gün tanıdığı günlerde bunlar haram der, nefret eder ve suyu döktüğünüz zaman nasıl akışına gider? Fıtratta zaten İslam üzerinde yaratılmış bir çocuk böyle Allah'a ibadet eder, Allah'a boyun eğer, haramlarından kaçar bir şekilde yetişir, hiç de bir sıkıntı çekmez. Sıkıntı nerededir? Sıkıntı evde İslam yoksa, ya hiç yoksa, öyle evler var ki oruç yok, namaz yok, Allah korusun. Mektepte din iman yok, tamamen de din iman düşmanlığı var. Yukarıya doğru çıktıkça okullar Batı medeniyeti din gibi insanlara sunuluyor. Batı hayat tarzı, yemesi, içmesi, giyimi, kuşamı, açıklığı, saçıklığı, içkisi, kumarı, dansı, balosu. Sen bu cehennem gibi bir hayatın içerisinde çocukları çekeceksin. Nefse ağır gelen namaz diyeceksin, oruç diyeceksin, zekat diyeceksin, zikrullah diyeceksin. İçkiden uzak diyeceksin. Zinadan, fuhuştan uzak diyeceksin. Herkes yapıyor ya diyor. Hocam her ağacın dibinde soytarlık yapıyorlar diyor. Üniversiteye giden talebelerimiz. Kantinde çay satar gibi prezervatif satıyorlar diyor. Bizimle dalga geçiyorlar diyor. Genç insansınız siz. Yeme içme gibi cinsel arzularınız var. Nasıl zina yapmadan duruyorsunuz, flört etmeden diyor onlara. Zor kardeşim. İslam dışı bir hayat, laik bir devlet, İslam'ın uygulanmadığı bir toplum hayatında İslam'ı yaşamak akıntıya karşı kulaç atmak gibidir. Akıntıya doğru kulaç atmak çok güzel. Baraj bağlanmadan evvel bizim köyün altından Cahan Nehri giderdi. Atılırdık, bir çevlik derdik bazı yerlere. Su bizi zaten götürürdü. Biz biraz debelendik mi suyun yüzünde kalır. Bizim raftingimiz de oydu yani. Böyle bir kayığımız falan yok. Kendimiz kayık gibi sallana sallana cağlaklarda yüzerdik. Ama yukarıya doğru, suya doğru kulaç atarsan gidemezsin. Birkaç metre geçsen bile kolun kırılır, sonunda su seni alıp götürür. İşte Türkiye'de hayat aynen böyle. İslam uygulanmazsa çarşıda İslam yok, pazarda İslam yok, devlette İslam yok, mahkemede İslam yok, sokakta İslam yok, mektepte, üniversitede İslam yok olursa İslam'ı öğrenmek de adam bir şey duyuyor, Allah Allah diyor, bu da mı var diyor, o da var tabi. Allah'ın dinini bilmiyor, Allah'ın kendisinden ne istediğini bilmiyor. Bilmiyor çünkü mektebin vazifesi öğretmekken bunları öğretmiyor. Ya Kur'an'ın öğretilmedi, sünnetin öğretilmedi, peygamberin öğretilmedi, fıkhın öğretilmedi yere mektep mi denir? Ama böyle işte. Zor. Gençliğin Allah yardımcısı olsun. Merhamet etmek lazım bu gençlere. Fakat bir kere de insan düşünmesi lazım yani. Bu Allah bu aklı bunun için vermiş. Bediüzzaman Hazretleri'nin akla ve mantığa ne kadar yatkın olduğunu ibadetlerin anlatan güzel meseleler getirmesi var. Mesela Sözler isimli kitabında böyle daha başlarken ibadete dair, namaza dair bazı misaller getirir ki harika. Mesela ibadetler için ben bir tanesinin özetini söyleyeyim. Diyor ki, siz de görüyorsunuz, en azından haberlerde görüyorsunuz. Asker elinde kocaman bir silah, arkası çantasında da 30-40 kilo gelen bir çanta var. Bugün kış günleri, Allah yardımcılar olsun. Şu kışta, kıyamada, borada, fırtınada, dağlarda kafir, vahşi, terörist avındalar. Bu memleketin selameti için
içimize gavurların soktuğu, fitne fesat çıkarsın ve devleti zaafa uğrasın, Türkiye'yi diz çöktürelim, emrimize alalım, sömürelim diye aramızdan teröristleri beslediği, bir kısım ahmakların da destek verdiği o teröristleri dize getirmek ve bizi korumak, dinimizi, namusumuzu, vatanımızı, izzet ve şerefimizi korumak için sırtında 30-40 kilo yükle, elinde silahla, bu soğukta, gece yarısı ayazda, gündüz dağ dağ, mağara mağara savaşan o askerlerimiz, o polislerimiz, o korucularımız, kim orada çarpışıyorsa, çalışıp didiniyorsa, Allah hepsinden razı olsun. Allah hepsini güzel güzel Müslüman eylesin. İnşallah zararlardan def eylesin. Askerimizi karada, denizde, havada mansur ve muzaffer eylesin. Hala Amerika bekliyor. Bu Türkiye'ye bir ders vermemiz lazım diyor. Bu Türkiye'ye nasıl bir ders verelim diye. Onlar herkesle ilişkisini açıklıyorlar. Türkiye ile ilişkisini açıklamadılar. Türkiye'ye doğrudan bir mesaj vermediler daha. İkinci, üçüncü dereceden adamlar laf atıyorlar. Bizimkiler de büyüğümüz gelsin diyerek susuyor ve cevap vermiyorlar. Büyük konuşacak ve ona göre de onlar cevabını verecek. Çok akıllı ve mantıklı bir siyaset. Öyle onlar iki efendim dövüşen boksörün arada bir yoklamalar olur böyle. Efendim karşıya doğru hiç bu yoklamaları aldırmıyorlar. Esas aparküt, boks falan yumruk arkadan gelecek. Değerli kardeşlerim, o askerlerimizi bir düşünün. Bu askerler dese ki, ya bu 30-40 kilo sırtımdaki çantanın ne gereği var? Atıyorum ben bunu. Ah be, kurtuldum. Şu an elimde bu silah. Ağır ya. Ne gereği var bu silahın? Bunu da atıyorum. Ah be, kuş gibi hafifledim dese ve dağda öyle gitse ne olur? İşte ibadetler, her ne kadar görünüşte sırtımızda çanta gibi, elimizde silah gibi bize bir ağırlık veriyorsa da, hayat karşısında, düşman karşısında onlarla biz alnının ortasına kafirin kurşunu sıkacağız ve rahat edeceğiz, düşmandan kurtulacağız. Yoksa o bizim alnımızın ortasından vurur ve öldürür. Onun için nefse ağır gibi gelen bu ibadetler, bu namaz, bu oruç vesaire, bunları bir askerin silahı gibi olmazsa olmaz düşüneceğiz. Allah Celle Celaluhu bizi eğitime tabi tutuyor. Siz askere eğitim vermelisiniz ki savaş olmadığı zamanlarda muharebeye hazırlamalısınız ki bir sürü angarya gibi gözüken yap kalkları yaptırmalısınız zamanında ki düşmanla karşı karşıya geldiği zaman otomatikmen öğrettiklerinizi uyguluyor. Askerlikte gördük işte. Biz biraz da 4 aylıktık, kes gittik. Çocuk sahibi olarak askerliğe yazı güttük, çocuklar, gençler yat derlerdi. Yatardık, kalk yat, sürün kalk. Ya işte 5-6 kere yapınca komutanım yaptık işte yeter derlerdi bizimkiler. Efendim onlar da yok, komutan bize dedi ki yok komutan öğleye kadar bunu yapacaklar. Bir gün biz de yapmadık. Çavuş diye, rütbesiz diye askerlere efendim söz dinlemediler. Onlar da şikayet etmişler. Gütçü komutan geldi ve dedi ki arkadaşlar bak şimdi size yatmayı öğretiyoruz. Elinizde silah nasıl yatacaksınız? Önce sol adımı atacaksınız. Tek tek öğrettik ve yapın dedik yapıyorsunuz. Şimdi siz biliyoruz diyorsunuz. Önce sol adımı atacaksın. Sonra sağ dirseğini koyacaksın. Sonra yere uzanacaksın. Sonra topuklarını yere bastıracaksın. Kafanı da böyle eğeceksin. İşte yaptık diyorsunuz. Yapma bu değil dedi.
Siz düşmanla savaşa girdiğiniz zaman akıl ve mantıkla önce sağa sola yamatacağım, sonra sağa dirseğimi koyacağım diyene kadar çoktan kurşunu yersiniz. Bir hareketin otomatikleşmesi için otomatikmen, yani düşünmeden derhal onu yapabilmek için ilmi ölçülere göre en az adamına göre 2000 ile 2500 kere tekrarlanması gerekiyor. Tekrar. Şimdi aklınızda şöyle yapacağım, böyle yapacağım diye düşünerek yaptığınızı 2500 kere yaptıktan sonra düşünmeden otomatikman yapacaksınız. İşte budur. Yoksa siz düşünerek yapacak olursanız, siz düşünüp daha yere yatmadan kurşun sizi çoktan bulur ve ölürsünüz. Asker mantıksızlık deriz. Hayır, mantıklı. Mantıklı da biz mantığını bilmezsek, işin mantığını bilmezsek mantıksızlık deriz. Böyledir. Biz o namazlarla terbiye oluyoruz. Biz o oruçlarla terbiye oluyoruz. Biz o zekatlarla terbiye oluyoruz. Biz kurban kesmelerle terbiye oluyoruz. Biz hacca gidip o kalabalığın içine karışmakla, buna rağmen kardeşlerle kırıcı olmadan hayatı devam ettirmekle, pratikmen, tecrübeyle terbiye oluyoruz. Lafla peynir gemisi yürümüyor. İcraat lazım, amel lazım, göstermek lazım. Demek ki değerli kardeşlerim, Allah'ın bütün emirlerinde, ibadetlerin günde tekrar etmesi, haftada, ayda, yılda, ömürde bir tekrar etmesi bizim menfaatimiz. Bunlara alışmak lazım. Yine namaz için iki hizmetçi misalini verir. Onu da kısaca özetleyeyim. Efendim 24 tane altın vermiş bir büyük zat hizmetçilerine. Demiş ki alın bunu, 24 altın sizin. Hesabını ileride sorarım. Ben falan yerde sizi bekliyorum. Oraya benim yanıma efendim her türlü vasıta gelir. İsterseniz otobüse binersiniz, isterseniz trene binersiniz, isterseniz vapuruna binersiniz. Ama mecbur bir binite bineceksiniz. Yoksa dağlar var, vadiler var, vahşi ormanlar var, efendim yırtıcı hayvanlar var, bataklıklar var. Yürüyerek gelemezsiniz, mümkün değil. Mecburen bu 24 altının bir kısmını ihtiyaçlarınıza harcayacaksınız, bir kısmını da yol masrafı yapacaksınız. Tamam, tamam. Hadi bekliyorum sizi. Bu iki kişi yola çıkıyor. Birisi efendim akıllı, mantıklı, efendisini seven ve bağlı olan ve oraya mutlaka gitmesi gerektiğini bilen. Çünkü kaçsa bir gün yakalanır ve çok kötü bir şekilde cezalanır. Kaçamaz yani. Öbürü de sefi, serseri, kafasına göre takılıp yaşayan, keyfine göre, yarını hiç düşünmeyen, geleceği hiç düşünmeyen birisi. Beraber yola gidiyorlar. Bir şehre varıyorlar. Öbürü işte yiyecek, içecek alıp yiyor. Elindeki altının birisini bozduruyor. İkincisini bakıyor, orada faydalı şeyler var. Ufak tefek ticaretten alınan. Altını icabında alıyor, satıyor. 24 altını 25-30'a çıkıyor. Kar bile ediyor. Öbürüsü ise kumara gitmiş. Bir yandan israfa harcıyor. Bir yandan kumar har vurup harman savuruyor. Elinde bir tane altını kalıyor. Arkadaşı diyor ki akıllı olan, bak arkadaş, elinde bir altının kaldı. Eğer bunu da sen böyle israfa verirsen, kumara verirsen, yok yere harcarsan neyle bilet alıp da o adamın yanına gideceksin? Ha şimdi uçağa binemezsin, anladık. Bari tren bilet al ya. Elinde kalan şu bir altına bari bir bilet ve bir yol parası ekmek al da mahvolma diyor. Şimdi size söylüyorum. Elinde sadece bir altını kalmış. Hepsini harcamış. Öteki kar da etmiş, artırmış. O neyse, onu konuşmayalım. Ama bu bir altını kalmış. Bununla mecburen bir bilet alacak. Ya bir trene binecek, ya otobüse, ya vapura, ya uçağa. Uçağa gücü yetmez. Vapura da gücü yetmez. Belki kara trene binebilir bir. Eğer bu adam arkadaşını dinlemez, o bir altını da götürür, efendim keyfine, zevkine, içkide, kumarda harcarsa, zinada, fuhuşta harcarsa, siz bu adama akıllı der misiniz? Demezsiniz. Sefihtir bu adam dersiniz. Beyinsiz, deli dersiniz. Aynen öyle.
Allah Celle Celaluhu diyor. O adam gibi sana demiş ki, aha size 24 altın gibi 24 saat veriyorum günde. Ben sizi ahirette bekliyorum. Bunu, bu 24 altını, yani 24 saati bildiğiniz gibi harcayın. Keyfinize de harcayın, zevkinize de harcayın. Yemeye içmeye de ayırın ama sizi benim yanıma getirecek kadar bir bilet parası gibi bir miktarında benim için tutun diyor. Mesela bilet alacaksınız. O bilet namazdır diyor mesela. 24 saatin 23'ünü kendiniz için harcadınız. Bari bir saatini de namaza. Günde 5 vakit namaz. Toplasanız bir saat bile etmez. Bir namaz bileti alın. Kabir denilen istasyondan bu biletle biner. Ahirette benim yanıma gelirsiniz diyor. Şimdi bu adam 24 saat kendisine efendim har vurup harman savurmuş. Ya geriye kalan bir saatini de Allah'a vermezse ne olacak? Vahşi hayvanlara yem olacak. Dağda da kurda kuşa yem olacak. Bataklıklarda boğulup gidecek. Aklını kullan, aklını. Bak öteki adam 24 altını hem yemiş hem ticareti yatırmış. Daha karlı yerlere yatırmış. 24 altını 34, 44, 54'e çıkartmış. Onu yapmazsan bile bari şu bir altını koru ya desen. Hadi sen de desen. O bir altını da yese. Dağda taşa, kurda kuşa, kum olsa. Siz bu adama akıllı der misiniz? İbadetler işte böyle insana büyük menfaatler sağlar. Değerli kardeşler, İtaat etmeyenlere gelince Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor, haramlardan kaçmıyor, günah işliyorlar. Bunlar ya bilgisi cahildirler, başlarına ne geleceği bilmiyor. Eyvah, işte en büyük belaya düçar olmuşlardır. Akif cehalet için hasma hakikidir. Yani hakiki hasım, hakiki düşman. Ne diyor bir şiirinde? Ey hasma hakiki, seni öldürmeli evvel. Sensin bize düşmanları üstün çıkaran el. Cahillik çok kötü. Düşmanları üstün çıkaran, bizi rezil ve rüsva eden cahilliktir. Allah senden ne istiyor? Bilmiyorum. Lan niye bilmiyorsun? Dünyada işin ne senin? Niye geldin sen dünyaya? Utanmıyor musun bilmiyorum demeye? Niye öğrenmiyorsun? Namaz kılmadın. Sen bunun cezasını biliyor musun? Tutmadın orucu. Bunun cezasını biliyor musun? Adam öldürdün. Zina yaptın. Hırsızlık yaptın. Bunun cezasını biliyor musun? Yalan söyledin. Dedikodu yaptın. Bunun cezasını biliyor musun? Bilseydin böyle rahat rahat yapamazdın. Yapamazdın. Bilmiyorsun. Öğren kardeşim. Bu din ikra bismi rabbikellezi halak. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku diye başlıyor. Öğren be kardeşim. Sana öğren derken allame-i cihan ol da demiyorlar. Sana lazım olacak kadarını öğren ya. Sana lazım olacak kadarını öğren ya. Biz bunu yazdık. İslam'ın özeti diye. Allah bizden neler istiyor? Bir kitap ya. 300 sayfa. İnancı da orada, ibadeti de orada, hukuku, helal haramı da orada, ahlakı da orada. Bir küçük boy 300 sayfalık bir kitap ya. Allah'tan kork ya. Bunca az olsun öğren ya. Bilmiyorum. Olmaz ki kardeşim. Dünyalı biliyorsun. Ha çiftçisin. Bir tarlaya ne kadar bider atılır, ne zaman ekilir, ne zaman biçilir, ne zaman güplenilir biliyorsun. Değirmencisin, her şeyi biliyorsun. Fırıncısın, her şeyi biliyorsun. Sanayicisin, her şeyi biliyorsun. Her şeyi biliyorsun. Dinini niye bilmiyorsun? Bu kadar mı ucuz? Bu kadar mı işe yaramaz? Bu cehalet mahvediyor.
Aklını kullan be kardeşim. Zararını görüyorsun. İşte düşmanlar bizi bu cehalet yüzünden öldürüyor. Bu günahlar, bu ırkçılık davası, bu anarşi ve terör, bu Müslümanların birbirleriyle ilişki kuramamaları, Müslümanların paramparça olmaları, Yahudi ve Hristiyanların ayaklarının altında ezilmeleri, bu perişanlık cehaletten başka ne getir? Sebebi nedir Allah aşkına? Bildin. Ha bildin. O bilgi demin söyledim seni rahatsız eder. Ben nasıl Müslümanım Yahudi? Bu soruyu sordurur sana. Yalnız kaldığın zaman düşünürsün böyle. Bazı insanlar daha var. Üçüncü bir grup. Hem ibadet ederler, Allah'a itaat ederler, aynı zamanda günah da işlerler, isyan da ederler, haramlara da batarlar. Yani ne diyelim değerli kardeşlerim? Bu noktada düşünmeliyiz yani. Bir saat, saat burada 60 dakika anlamında değil. Az da olsa bir müddet tefekkür etmek binlerce saat ibadetten evlattır. Çünkü onların yakıtıdır, motoru yani. Motorun yakıtıdır. Allah görüyorken bizi, Allah'a iman etmişiz, Allah bizi görüyor, ahirette hesaba çekecek ama biz bunları yapmaya devam ediyoruz. Allah'ı kızdırıyoruz. Şurada Allah'ı sevdirecek iş yapıyoruz ama burada da kızdıracak iş yapıyoruz. Kazanç da olacak bilmiyoruz. Vicdan, muhasebe. Ne olur bizim halimiz ahirette? Bunları tefekkür, iyi insanlarla dostluk, arkadaşlık vesaire bizi bundan kurtarır inşallah. Yoksa hem Müslüman olup da hem Allah'tan uzak yaşamak, gavur gibi yaşamak Müslümanın vicdanına çok ağır gelir. Bir zamanlar Andır'ın lisesinde din dersi öğretmeniyim. Sene 77-80'li yıllar, anarşi yılları, terör yılları. İşte o lisede, o sırada da işte detaylara girmeyelim. Bazı yaramaz iktidarlar, yaramaz insanları getiriyorlardı. Bir ara tabi CHP iktidarı, solcuların iktidarı, sağcıları, dindar insanları eziyorlar, sürüyorlar. Almış başını gidiyor anarşi, böyle zor yıllardı. Güya 12 Eylül geldi bu kardeş kavgasını bitirmek için. Aslında 12 Eylül bunları kendisi kavga ettiriyormuş, sonradan öğrendik. Sağcılara da silah veriyor, solcuya da silah veriyor. Birbirleriyle savaştırıyor ki millet, ey asker gel bizi kurtar diyecek yani. Neyse, o sırada koca lisede bir tane din dersi öğretmeliyim. Yetmiyorum tabi, bütün sınıflara giremiyorum. Bazı sınıflara da aşağıdan ortaokul kısmına öğretmenlik fakültesini bitirmiş ama henüz bir yere atanmamış bir öğretmen arkadaşı, efendim okul idaresi görevlerini, din dersi öğretmeni diye. Daha evvel de ilkokuldan öğretmenlere verirlerdi ve bu öğretmenlerin bir kısmı da yani şimdi Türkiye'deki solcular gavur değil. Çok ilginçtir. Aslında bir solcunun bir komünistin gavur olması lazım. Çünkü komünist ya da solcu Allah'ı tanımaz, dini tanımaz. Din afyondur der. Ama Türkiye'dekiler öyle değil. Çünkü bu eğitim sistemi efendim sağcıyı, kapitalist, fasist veya solcuyu işte komünist yaparken gavur edemiyor. Çünkü anası babası Müslüman, kendisi de samimi Müslüman. Nereden biliyorsun? Ya ben din dersi öğretmeniyim. O zaman din dersi ihtiyari, isteyen girer.
İstemeyen girmez. Çocuk din dersine isterse hiç girmezdi yani. Çıkar paşa paşa gezer dışarıda. Buna rağmen bütün çocuklar din dersine giriyor. O çocukların yarısı sağcı yürücü, yarısı da solcu. Soruyorum oğlum niye namaz kılmıyorsun diye solcuya. Hocam talebelik işte utanıyorum. Kimse kılmıyor arkadaşlardan. Mezun olursak kılarız diyor. Solcu böyle mi demesi lazım? Namaz gericiliktir hocam. Din gericiliktir. Neden bahsediyorsun sen demesi lazım. Demiyor. Çünkü Müslüman. Oğlum niye solcusun sen? Bu gavur ideolojisi aklı yetmiyor. Bu kadarcığın aklı yetmiyor ya. Böyle memleket işte. Maalesef memleketi bu hale getirdiler. İşte o kafadan bir tanesini öğretmen olarak tayin ediyorlar. Çok böyle solcu öğretmen efendim girip de çocuklara din dersi öğretmenliği yaptı. Benim yetmedi. 30 saatten fazla derse giremezsin. Ben 33 saat girerdim. Daha fazla da zaman yoktu zaten. Akşam eve giderdim, boğazım alev alev yanardı. Günde 7-8 saat ders verirsin. Neyse sene sonunda ortaklaşa sınav yapıyoruz bütün okulları. Sanırım dışarıdan bitirmeler falan da vardı. Böyle bir ara o arkadaşlarla beraber yazılı okurken, o sosyalist arkadaşla beraber din dersine girmiş. Komisyonda ben ve o varız, bir de müdür var. Müdür işine bakıyor, komisyona gelmiyor zaten. Yorulduk bir ara, yaslandık böyle, bir çay ısmarladık, azıcık sohbet ederken. Ben dedim ki, hocam sana bir soru sorabilir miyim? Evet. Sen din dersi öğretmenine gidiyorsun, şahsen de seni tanıyorum. Babanı da tanıyorum, abini de tanırım, aileni tanırım yani. Sen Müslümansın, elhamdülillah. Fakat sosyalistim diyorsun, namaz kılmıyorsun. Dine ve dindarlara uzaksın. Hiç düşünüyor musun? Yarın sen ölünce, mezara girince ne yapacaksın? Birden bozuldu, kızardı ve dedi ki, hocam lütfen bana böyle sorular sormayın. Ölünce ne yapacaksın, mezarda ne yapacaksın gibi sorular sormayın dedi. Çünkü ben bu sorulara cevap bulamıyorum düşündükçe ve çıldıracak gibi oluyorum. Çareyi düşünmemekte buluyorum dedi. Ben bunları evde düşündüm. Çıldıracaktım, aklımı yitirecektim. Dedim ki kendi kendime bunları hiç düşünme. Delirtmemek için bunları düşünmüyorum. Sen de lütfen bana sorma dedi. Peki sormam dedim ben. Sormam ama benim sormamamla hakikat kaybolmuyor. Gerçek değişmiyor. Sorun ortada duruyor. Sen öleceksin ve ne yapacaksın? Ama ben sormayacağım. Tamam dedim. Yıllar sonra bir gün Cemaraş'ta bir cuma günüydü. Vaazdan sonra oturuyorum ben biraz. Namazdan sonra geç kalkıyorum ki vaazdan anlamadıkları varsa sorsunlar. Dini bir soru sorsunlar. Dışarıda bekleyin cemaat da dağılsın. Çünkü hocam hocam diye böyle iltifat ediyorlar. Nefsimiz kapı kubarmasın ne olur ne olmaz diye. Efendim kaçınıyoruz. Böyle birkaç tane menfaattan dolayı ben orada oturuyorum caminin dibinde. Kürsünün dibinde. Birisi geldi selamun aleyküm dedi. Başkaları da vardı da orada. Hocam beni tanıdın mı dedi. Baktım baktım gözüm bir yerden ısırıyor ama kusura bakma tanıyamadım dedi. Ben o din dersi öğretmeniyim dedi. Seninle beraber yazılı yaparken bana bir soru sordun da böyle bir soruları sorma demiştim dedi. Ben o öğretmenim dedi. Elhamdülillah namazlarımı kılıyorum şimdi dedi. Ne kadar sevindim. Ne kadar sevindim. Ne kadar sevindim. Elhamdülillah. Kardeşlerim, düşünürsek bizim için Allah'a itaatten başka çare yok. Kaçamazsınız. Kaçamazsınız. Ala külli hal öleceksiniz. Allah'ın huzurunda hesap vereceksiniz. Günahınız varsa tövbe edin. Yer dolusu, gök dolusu, ikisinin arası dokulusu, tıka basa dolu günahlarınız olsa Allah'ın affı daha büyük. Tövbe edin kurtulun. Affeder mi hepsini? Hepsini birden affeder. Topunu birden affeder. Affetmekle kalmaz, o günahları kaldırır, iyilik tarafına koyar. Ey ki daha
yapmıştır. Keşke daha çok yapsaydım dersiniz. Sevinçli o zaman. İnnallaha yuhibbu tevvabin. Allah tövbe edenleri sever. Sever sever. Allah'ın sevgili bir velisi olursunuz. Veli olursunuz. Yeter ki günahtan tövbe edin, bir daha yapmayın. Böyle bir Allah'ımız var bizim elhamdülillah. Allah'ı hiç tanımayanlara konuşmayacağız. İtaat etmeyen kardeşlerimiz, günah işleyen kardeşlerimiz akıllarını kullansınlar. Allah kendilerinden ne istiyor öğrensinler. Yapmamanın cezası nedir onu da duysunlar. Yapamazlar. Allah'a dönerler. Çünkü bu din çok güzel, çok neşeli, çok tatlı, çok menfaatli elhamdülillah. Değerli kardeşlerim, bu ibadetleri yaparken nelere dikkat etmekliğimiz lazım gelir. Onu da önümüzdeki sohbette görüşelim. Belki salı günü akşam bu konuyu görüşürüz inşallah. Değerli kardeşlerim, sohbeti bizi burada bitirelim inşallah. Hoşça kalın ve selam.